Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ben Çağrı, umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Uzunca bir aradan sonra geriye dönebildim ve yepyeni bir amalgam videosuyla beraberiz. Başlamadan önce de birkaç şey söyleyeceğim. Önceki videoda yorumlarda tebrikleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu etti beni. Hani ben böyle yorumları hayatım boyunca hiç yapmamıştım daha önce ama ne kadar etkili olduğunu yorumlara okurken fark ettim. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim bu yüzden. Her yoruma sarılmak falan istemiştim. Öyle mutlu oldum yani yani. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden direkt videonun konusuna döneceğim. Amalgam evrenin ne olduğuna, nasıl ortaya çıktığına ve içerisindeki karakterlerden bazılarına daha önce bir videoda değinmiştim. Hani evrenin kendisiyle ilgili bilgilerimiz biraz var. İzlemeyenler varsa hakkında bölümüne videonun linkini ekleyeceğim. O videodaki evrenin güzel olduğundan bahsetmiştik. Şimdiki videoda da oradaki sağlam karakterlerden bir tanesini, hikayesini ve güçlerini anlatmaya çalışacağım. Konu olacak karakterin adı da Speed Demon. Yani hız şeytanı, canavarı gibi bir anlama geliyor. Bu karakter Marvel evreninden Ghost Rider, DC evreninden de Flash ve Etrigan karakterlerinin kombinasyonlarıyla oluşturuldu. Bu karakterlerden de Ghost Rider ve Flash'ı zaten az çok tanıyorsunuzdur. Etrigan da cehennemdeki iblislerden bir tanesi. Çok fazla derinine inmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim karakterin yaratıcısı Jack Kirby. Farklı şekilde anlatılmış iki tane hikayesi var. İkisinde de Etrigan, Jason Blood'ındaki bir tane herifle bağ kuruyor. İlk Demon çizgi romanında anlatılığına göre Etrigan ve Jason Blood aslında aynı bedeni paylaşan bir tane canlıymış. Eski büyücü Merlin, Jason'ın bedeninin içerisinde Etrigan'ı hapsetmiş. Jason'ın ise böyle bir durumdan hiç haberi bile yok. İkinci durumda da Etrigan ve Jason Blood iki tane farklı canlı olarak Kral Arthur zamanında hayatına devam ediyor yine. Merlin de bölgeyi koruması için Etrigan'ı cin çağırır gibi çağırıp Jason'ın bedenine yerleştiriyor. Telepati, şekil değiştirme, ateşi, buzu falan kontrol edebilme gibi yeteneklere sahip. Amalgam evrenindeki Speed Demon'ın kombine edildiği karakterlerin tanımlamaları bu şekilde. Flash ve Hayalet Sürücü'yü zaten tanıyorsunuzdur diye anlatma gereği duymadım. Amalgam evreninden farklı şekilde Marvel ve DC evrenlerinde de Speed Demon adına sahip karakterler var. DC evrenindeki Speed Demon'la alakalı çok fazla bilgim yok ama Marvel evrenindeki Speed Demon, James Sanders adında bir tane kimya Gel. ve işinde çok fazla bunalmış. Canına tak etmiş işte. Hani işine karşı saygısı, sevgisi falan kaybolmaya başlamış artık. Bir gün de Elders of the Universe grubundan Grandmaster'la etkileşimi olmuş. Grandmaster James'e özel güçler için bir tane teklifte bulunuyor. Karşılığında da Grandmaster'ın işine gelen bir tane olaya karışacak. James de zaten işinden falan bezmiş olduğundan kabul ediyor teklifi. Grandmaster ona bir tane kimyasal formülünün tarifini veriyor. James formülü yapıp kendisinde kullanıyor. O sayede de özel güçler edinmeye başlıyor. Olayı bu Şimdi Amalgam evrenindeki Speed Demon'ın kombinlerinin kim olduğundan bahsettik. DC ve Marvel evreninde bu isme sahip karakterlerin olduğunu da söyleyerek konu olan karaktere geçmeden önce bilinmesi gereken ufak bilgileri aktardık. Şimdi de asıl konumuza geçiyoruz. Bildiğiniz gibi Marvel evreninde farklı hayal sürücüler olduğu gibi DC evreninde de Flash ismini almış olan farklı karakterler var. Yani bu şu demek Amalgam evreninde de birden fazla Speed Demon var. İşte Speed Demon'lar da farklı hayal sürücülerle Flash'ların kombinleriyle ortaya çıkıyor yani. İlk orijinal Final Speed Demon'da C.G.Rick, bu isim normalde DC evrenindeki Flashlardan bir tanesi ama Amalgam evreninde Phantom Rider'la gerekin kombinasyonu haline getirilmiş. Ezeli düşmanı da şu. Marvel'daki Nightmare ile DC evrenindeki Spectre'nin kombinasyonu yani Night Spectre. Night Spectre'ın amacı iyi ya da kötü bütün ruhlardaki güçleri kendisinde toplamak. Jay, Night Spectre ile yaptığı kavgada Night Spectre'ın saldırısından hemen önce Etrigan Jay'i bırakıyor. Jay de Night Spectre'ın saldırısını insan formunda karşılayınca yeterince güçlü olmadığından ölüyor. İkinci Speed Demon ise Blaze Allen. İsimden de anlaşılacağı üzere DC evrendeki Johnny Blaze Marvel'daki Barry Allen kombinasyonuyla oluşturuluyor. Bu arkadaş bir tane karnavalda motorcu. Bir gün Night Spectre Blaze Allen'a doğru yaklaşıp Blaze'in ruhunu istiyor. Blaze de ufak ufak büyü yapabilen birisi. Yaptığı bir tane büyüyle Night Spectre kayıplara karışıyor ta ki Blaze Iris Simpson'la evlenene kadar. İkisi evlenirken Night Spectre ortaya çıkıp Iris'in ruhunu emiyor. Bu durum Blaze'i bayağı üzüyor. İyice kendisini kaybetmeye başlıyor ve kafayı yavaş yavaş büyüyle bozmaya başlıyor. Merlin'daki büyücü geliyor Blaze'in yanına. Ona Etrigan'dan bahsediyor. Blaze de Etrigan'ın gelmesi için bir tane ayin yapıyor. Etrigan da Night Spectre'a karşı nefret falan besliyor. Bayağı bayağı hani dolmuş ona karşı uzun zamandır. Blaze'in hikayesini öğrendikten sonra da çok etkilenince onunla bağlanmaya karar veriyor. İkinci Speed Demon olma olayı bu şekilde gerçekleşiyor yani. Diğer Speed Demon'da Blaze'in yeğeni Wally Blaze, Wally'nin amcası olduğu halde Wally onu hep baba figürü olarak görüyor. O da bir gün amcasının çadırının çok fazla aydınlandığını görüyor ve işkilleniyor ne oluyor gibisinden. Bir bakmaya gidiyor. İçeride de amcasının Speed Demon olduğunu görüyor. Yeğeni sebebini sorunca da Blaze hikayesini anlatmaya başlıyor. Yani işte demin anlattığım şeyleri anlatıyor ona. Daha sonra da Merlin Blaze elinin amacından sapıp tehlikeli bir hale geldiğini söylüyor. Wally'de de amcama yardım etmeliyim diye söyledikten sonra Merlin Wally'nin Speed Demon olmasını sağlıyor. Evet genel olarak Speed Demon'lar bu şekilde. Gelelim karakterin güçlerine diyeceğim ama aslında çok da uzatmaya gerek yok. Ghost Rider ve Flash karakterlerinin yapabildiği ne varsa her şeyi yapabiliyor. Buna hızları da dahil. Ki zaten bu yüzden en güçlü karakterlerden bir tanesidir bence Speed Demon. Ölümsüz oluyorlar. Süper hız, dayanıklılık, kuvvet ve iyileşme faktörü gibi özellikleri de var. Hani ölümsüzlüğünün yanında bunlar da ekstra var. İz sürebilme yeteneği de var. Alev nefesi, cehennem ateşi kontrolü falan da var. Ayrıca büyü yapabilme özelliğine de sahip. Kefaret bakışını zaten artık söylemiyorum bile. Hani bu Ghost Rider'a özgü bir özelliktir. Burada da olmak zorunda bir şey bu. Bu özelliklerin aslında yarısıyla bile bu karakter inanılmaz tehlikeli bir hale geliyor. Öyle bir karakter yani bu. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlar ya da Twitter üzerinden bana iletebilirsiniz. Geri dönmek gerçekten çok güzel hissettirdi. Onu da söyledikten sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.